Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir Her Daim Hareket programıyla karşınızdayız. Bugün uzun zamandır yapmadığımız yan karın kaslarımızı çalıştıracağız. Simit bölgesini inanılmaz derecede harekete geçireceğimiz egzersizlerle yeniden karşınızdayım. Sizler de ekranlarınız başında hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi dizlerimizin üzerine kalktık, bir bacağımızı uzattık, parmak ucumuz karşıyı gösterecek, yana doğru uzattık. Dizlerimizi düzelttik ve kollarımızı enseden bağladık. Çok fazla boynunuzu sıkmanıza, kasmanıza ihtiyacımız yok burada. Sadece kollarınızı tutmanız yeterli. Tek yapacağımız şey yana doğru hafifçe, düz bir şekilde gövdemizi öne doğru eğmeden sırtımızı dik tutarak yana doğru eğiliyoruz. Bu hareketimizde hem sırtımız, kuluçlarımız, hem kollarımız çalışacak. Aynı zamanda yan karın kaslarımız da aktif bir şekilde harekete geçecek. Kollarınızı da yine öne doğru değil, yanlara doğru, iki yana doğru açmanızı istiyorum sizden. Derin nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Çok hızlı yapmanıza gerek yok. Birkaç saniye, hatta eğildiğiniz noktada kalmanızı isteyeceğim. Derin nefes alıyoruz, karnımızı sıktık. Sadece yan karın kaslarımız değil, tüm karın bölgesini de aktif halde çalıştırıyoruz. Ayağınızı hiç oynatmayacaksınız, parmak ucunuz hep karşıya bakıyor olacak. Hafif topuğunuzu kaldırabilirsiniz eğer çok fazla kasılma hissediyorsanız bacaklarınızda, iç bacaklarınızda özellikle. Hafifçe parmak ucunuz havada kalabilir ancak gerebildiğiniz kadar, bacaklarınızı açabildiğiniz kadar açmanızı isteyeceğim. Aslında gördüğünüz gibi diz kapağınızda aynı hizada olacak bacağınız. Ne öne doğru getirmiş olacaksınız ne çok arkaya iteceksiniz. Aynı hizada tutmanız yeterli. Yan karın bölgemizi sıkıyoruz. Gevşetiyoruz. Sıktık. Gevşettik. Yana doğru eğildiğinizde nefesinizi verin. Tüm karın bölgenizi boşaltın. Kalktığımızda da derin nefes alıyoruz. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Yana doğru ne kadar eğilebilirseniz, aslında tam dirseğimizi değdirmeye çalışmıyoruz burada. Çünkü yan karın kaslarımız çok gevşek olabilir. O nedenle kramp girme olasılığı çok fazla. Derin nefesle birlikte aslında kaslarımızı biraz daha rahatlatmış ve oksijene doyurmuş oluyoruz. Buna da özellikle dikkat ederseniz, nefesle birlikte hareketi yaparsanız daha etkili olduğunu göreceksiniz siz de. Yine kollarımızı açtık, ensemizden bağladık. Yana doğru eğildik ve düzeldik. Son 5 tekrar yapalım. Ve son kez. Aslında yana doğru eğildiğimizde nefes vermemizin nedeni bu bölgeyi, yan karın kaslarımızı daha fazla sıkabilmemiz. Bu nedenle önce rahatlatıyoruz nefesi alarak, daha sonra nefesimizi boşaltarak da kaslarımızı çalıştırmış oluyoruz. Yine bu hareketimizi 15 tekrar ve 3 set halinde yapacağız. Çok zorlamayacak sizi. Yine diğer tarafı da aynı şekilde, yine bacağınızı yana doğru açtınız. Aynı hizaya getirdiniz bacaklarınızı. Aynı şekilde yana doğru eğiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ön tarafa doğru değil, omuzlarınız düşük değil,
bu şekilde yapmıyoruz, karnımızı sıkmıyoruz. Karnımız, ön karın kaslarımız, hem üst hem de alt karın kaslarımız dümdüz olacak. Daha sonrasında yana doğru eğilip, ne kadar eğilebiliyorsanız, bir tarafınız diğer tarafınızdan daha fazla olabilir. Yine bacaklarınızı hiç yana doğru açmadan da yine aynı hizada bu şekilde de hareketinizi yapabilirsiniz. Her iki tarafa doğru, yine ayakta da yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış, ancak bacağınızı uzattığınızda ve o şekilde yana doğru eğildiğinizde hem bacağınızı uzattığınız taraf, sağ tarafınız gerilmiş ve gevşemiş olacak, hem de sol tarafınız aynı anda aktif olarak çalışmış olacak. Dilerseniz her iki hareketi de ayrı ayrı yapabilirsiniz. Dilerseniz tek bir hareketi 15 tekrar 3 setle tamamlayabilirsiniz. Şimdi ikinci egzersizimizle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde yan karın kaslarımızı çalıştıracağız dedik. Yine dizlerimizin üzerinde olacağız. Bu kez bacağımızı uzatmıyoruz, sadece yana doğru koyuyoruz. Yine aynı şekilde öndeki dizinizin yerde olduğu bacağınız karşıya bakacak. Üst gövdeniz karşıya bakıyor olacak. Sadece bacağınızı yana doğru açmış olacaksınız. Bu da aslında iç bacaklarınızın, iç bacak kaslarınızın çalışmasında etkili. Bu kez yine kollarımızı ensemizde bağladık. Bu kez dizimizi koyduğumuz yöne doğru dirseğimizle değmeye çalışıyoruz. Yine dediğim gibi çok fazla zorlamayın. Kollarınız her iki yana doğru tam açılmış olsun. Kapalı değil. Dirsekleriniz karşıya bakmıyor, yanlara bakıyor olacak. Nefesinizle destekliyorsunuz. Aslında bir iki tekrardan sonra farkı göreceksiniz. Hem sağ bölgeniz hem de sol bölgeniz gerilip gevşeyecek. Üst gövdenizi yana doğru çevirmeye çalışmayın. Amacımız zaten yan karın kasları olduğu için tam olarak aktif halde çalıştırabilmemiz için üst gövdenizin karşıya bakıyor olması gerekiyor. Yine başınızın karşıya bakıyor olması gerekiyor. Kafanızı kollarınızla çok fazla boynunuzu zorlamamanız gerekiyor. Bir noktaya daha dikkat çekeceğim. Bacağınız tam olarak açılmıyor. Diyelim ki bu şekilde her iki bacağınız da açılmıyor. Hatta diyelim ki açıldı, ancak diziniz içe doğru kasılmaya çalışıyor, gelmeye çalışıyor. Çünkü bu daha kolayınıza geliyor. Bacaklarımızı günlük hayatımızda çok fazla açık tutmadığımız için iç bacak kaslarımız da aktif çalışmıyor. O nedenle kaslarımız zayıf olabilir. Hem bu hareketle iç bacak kaslarınızı hem de yan karın kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Buna da dikkat ederseniz hareketi o nedenle yavaş yapıyoruz bizler de. Yana açtık bacağımızı. Bacağımız, dizimiz, özellikle dizimizin üst kısmı, üst bacak kaslarımız gevşek olduğunda içe doğru kırılmaya çalışacak. Ancak bizim yapacağımız şey bu noktada 90 derecede açık tutmak. Son 5 tekrar. İki. Ve son. Bacaklarınız çok yorulacak. Bu hareketi ayakta yapamayacaksınız haliyle. Dizlerinizin üzerinde yapmanız şart. O nedenle hem yerde kalan diziniz çok zorlanacak, hem de açılmaya çalışan yana koyduğumuz bacağımız çok zorlanacak. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz, çok zorlanıyorsanız, bir tık, yani şu noktada değilse bile şu kadar birazcık öne gelecek şekilde bacağınızı ayarlayabilirsiniz. Ancak bizim istediğimiz şey bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Önemli olan yan karın kaslarımızı çalıştırmak, iç bacaklarımızı çalıştırmak. O nedenle açabildiğimiz kadar, zorlayabildiğimiz kadar zorluyoruz. Tabii ki kasıklarınızda, belinizde, kalçanızda, sırtınızda ağrılar varsa bu egzersizi kendinizi çok zorlamadan, dediğim gibi ne aşamada, hangi açıda daha rahat ediyorsanız, devamlılığı sağlayabilecekseniz o açıda yapmanız önemli. Üçüncü egzersizimize devam ediyoruz. Şimdi dirseğimizi koyduk. Üst gövdemiz ve bacaklarımız aynı hizada olacak şekilde koyduk, yerleştirdik vücudumuzu. Sırtımız dik, kambur değiliz gördüğünüz gibi.
kalçanız yine bel bölgeniz özellikle havada kalacak. Şunu istemiyoruz yani. Yere düşmeyecek, yere omzunuz da boynunuza doğru yaklaşmayacak. Tam hizalayacağınız şekilde kolunuzu ensenize koyuyorsunuz. Tek yapacağımız şey ensemizden kolumuzu tutarak dirseğimizi, diğer dirseğimizi değdirmeye çalışıyoruz. İki tekrardan sonra zaten buradaki gerilmeyi hissedeceksiniz. Eğer ki biraz da zorlamak istiyorsanız kendinizi, dizlerinizin üzerine kalkabilirsiniz. Yani bu şekilde kalçamızı sıktık, üst gövdemizi sıktık. Yine kolumuzu ensemize koyuyoruz ve kapandık, tekrar açıldık. Bunu yaparken hem kol kaslarınız çalışıyor olacak, hem sırt kaslarınız çalışıyor olacak, hem de yan karın kaslarınız aktif bir şekilde çalışıyor olacak. Bunu siz de zorluk derecenize göre, yapabilitenize göre ayarlayabilirsiniz. Başlangıç seviyesinde olanlar için yine dediğim gibi üst gövdeniz öne doğru kapanmamış şekilde açık, karnımız, dizlerimiz, yine dizlerimiz bu şekilde önde olmayacak. Tam olarak geriye doğru ittik, düz bir şekilde kaldık. Tek yapacağımız dirseğimizi diğer dirseğimize değdirmek. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Özellikle karın kaslarını çalıştırdığımız egzersizlerde nefes çok önemli. Açıldığınızda da burada bırakmanızı istemiyorum sizden. Tam olarak kolunuzu geriye doğru itebildiğiniz kadar tam açık bir şekilde tutun ki dediğim gibi biraz önce sırt kaslarınız da çalışsın. Aynı zamanda kol kaslarınız da çalışsın. Bu hareket özellikle yan karın kaslarını çalıştırmak amaçlı, ancak gördüğünüz gibi üst gövdenizin tamamı çalışıyor. Tabii ki bunu yaparken omzunuz çökecek, boynunuz ağrımaya başlayacak. Eğer boynunuz ağrıyorsa biraz dinlenebilirsiniz, kalkarsınız, kendinizi düzeltirsiniz. Hatta boynunuzu rahatlatmak için kollarınızı geriye doğru çevirebilirsiniz. Birkaç tekrardan sonra rahatlamayı siz de hissedeceksiniz. Çünkü bu hareketi yaparken dediğim gibi kol kaslarınız da aktif olarak çalıştığı için kol kaslarınız ne kadar zayıfsa boynunuzu etkilemesi o kadar artacak. Boynumuza zarar vermemize gerek yok. Belimiz, boynumuz, tüm gövdemizi dik tutmaya yarayan omurgamızın olduğu bölge olduğu için inanılmaz etkili. O nedenle dikkat ederek yine pozisyonunuzu alın. Kaslarınızın çalıştığını gerçekten hissedin. Biraz abartarak göstereyim. Göğüs kafesinizi tamamen dışarı vermeye çalışın. Şu anda abartarak gösteriyorum. Tam olarak bu şekilde açmanız bel boşluğunuzu daha fazla artıracaktır. Bu kadar açmanıza ihtiyacımız yok. Yine karın kaslarımızı sıkılı tuttuğumuz vakit zaten bel boşluğunu kapatmış olacağız. Kalçamızı da sıkarsak aynı şekilde hareketi doğru yapmış olacağız. Ve bu şekilde yine bu hareketimizi 15 tekrar 3 set halinde tamamlamanız çok önemli. Her iki tarafa doğru da yapacağız tabii ki. Her iki kolumuzun da, her iki tarafımızın, karın kaslarımızın da çalışması önemli. Aynı anda gelişmeleri için şimdi sıradaki egzersizimizle devam edelim. Son egzersizimizde yine yere uzanmış olacağız. Yine yan karın kaslarımızı çalıştırıyor olacağız. Bu kez bir önceki hareketten farklı olarak bacaklarımızı da işin içine dahil ediyoruz ve bacak kaslarımızı da aynı anda çalıştırmış olacağız. Peki hareketimiz nasıl? Hemen gösteriyorum sizlere. Yine dirseğimizin üzerindeyiz. Dirseğinizin özellikle boyun bölgenizde düz bir şekilde, yani bir çizgi gibi olmasına dikkat edin. Yani şu şekilde istemiyoruz. Boynunuzun içeri kaçmasını istemiyoruz. Tam olarak dik bir şekilde durabilmemiz için göğüs hizamızda olması önemli. Peki bacaklarımız nasıl duracak?
Yine bir bacağımızı arkaya doğru ittik, bir bacağımız da ileri doğru olacak. Eğer yukarı doğru açmanız çok zor oluyorsa, yani parmak ucunuz yukarı doğru, tavana doğru göstermesi zor oluyorsa, dilerseniz yine karşıya doğru uzatabilirsiniz. Bunda yapacağımız şey, yine kolumuzu ensemize yerleştiriyoruz. Dirseğimizle diz kapağımızı birleştiriyor olacağız. Bunu yaparken hem alt gövdemiz hem de üst gövdemizi aynı anda birleştirmeye çalışacağız. Tam olarak bacağınızı uzatın. Başlangıç noktasına döndüğünüzde dirseğiniz tavanı, bacağınız karşıyı gösteriyor olacak. Sadece bacağınız gelip gitmeyecek, yani üst gövdenizde yine kasılıp gevşeyecek. Biraz önce yaptığımız hareketler, özellikle tam olarak simit bölgesini çalıştırırken bu hareketimizde aslında bu yan ve ön karın kaslarımızın ortasını, yani bu elimle gösterdiğim bölgeyi çalıştırıyor olacak. O nedenle farklı hareketler farklı karın kaslarına hitap ettiği için her hareket çok değerli. Tekrar. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve başlangıç noktasına geldik. Yine bu hareketimizi her iki tarafa da uyguluyoruz. Tüm hareketlerimizde aslında, evet, ben tek taraf gösterdim. Ancak her iki tarafa da uygulamanız gerekiyor. Dediğim gibi her iki tarafınızın da aynı anda harekete geçmesi ve aktif olarak kaslarınızın çalışması için. Sevgili izleyiciler, bugün fazlaca anlatımla birlikte 4 hareket yaptık sizlerle birlikte. Tabii ki bu hareketiniz burada gördüğünüz 15 dakika, 20 dakika içerisinde bitmiyor olacak. Sizler için daha uzun bir egzersiz serisi olacak. Hem setleri tamamlamak hem de sayıları, her iki tarafı da tam olarak yapmanız halinde. Şimdilik bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşça kalın.